Türkiye'de anneler annelik görevlerini çok iyi yerine getiriyor yani istisnalar dışında tabii ama babalarda bir sıkıntı var. Onlar babalık görevini sanki böyle sonradan üstlenmiş gibi falan davranıyorlar. Bende de yara olduğu için o olay. Ben çocuğuma böyle bir şey yaşatmak istemem yani. Hani. Herkes mutsuz ilişkilerinde. Mesela buna çok şaşırmıştım. Sürekli göz önüne böyle geliyor herkes. Yani demek ki ne kadar mutsuzsan o kadar mutlu yansıtmaya çalışıyorsun ki olaylar ayrılıklara kadar, boşanmalara kadar gidiyor. Artık kimse ilişkilerinde eskisi kadar mutlu değil. Çünkü anlaşamadım, çok insan vardı benim adada yani. Adanın yarısıyla anlaşamıyordum. Nefes alamıyorum Ferit. Birleşmede şarkı söyleyeceğim. Bir de şarkım da uzun bir şarkı. Ey gidi diye giriyor. Zaten detoneler silsilesi şarkı ama nasıl biliyor musun? Ben şeyim. Belli etmemeye çalışıyorum. Göbeğimi içeri çekiyorum. Bir de göbeği bir şey, açık bir şey giymişim. Yürüyorum falan göbek içeride. Şöyle dik durmaya çalışıyorum falan. Ama şey diyorum, inşallah Allah'ım girişte kusmam. Söylerken şarkı bir anda ey gidi böyle falan diye böyle. Hürriyet komutanının herkese selamlar. Aleyna Kalaycıoğlu bizimle birlikte. Evet, ısınabiliriz şu anda. Bakalım bizi neler bekliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk, ne haber? İyiyim, sen nasılsın? İyi, kahvemizi aldık. Belgeyle konuşuyorum yani. Seni destekleyen, bazen kazanırsın kaybettiğinde demişim. Elenmiş, inmiş aşağıya evet. Galataport'tan ve yazmışım bunu yani. Daha nasıl şey yapabilirim? İndim sanırım ilk fotoğrafı evet, sen de çekmiştik. Evet, şimdi gösterdi, bir duygulandım, bir o anlara gittim. Evet ya. Bir Galataport'ta olasım geldi yine. Ama sadece orada, öncesi değil. O bütün o yorgun süreçlerin ve yaşanan her şeyin sonucu olarak oraya varınca var olan his neydi? En büyük hayalim son dörde kalmaktı zaten. Evet, şampiyonluk vardı ama yaklaşık 25 kişilik, 30 kişiye yakın insan elendi yani. Ya o kadar büyük başarı, birleşmeden önce diyordum ki ben diyordum hani son 10'a kalırsam bile iyi. Ama sonra birleşmeden sonra zaten ekstra bir özgüven geldi bana. Dedim ki ya benim hiç kimseden hiçbir eksim yok yani, niye bu kadar kendimi sıkıyorum böyle. Ben o son 4 diye kalacağım, oturacağım o koltuğa yani. O koltuğa oturmak birinci gibi olmak gibi bir şey bence zaten ya. Ya şu duygu çok iyiydi ya. Şimdi biz hiçlikten çıktık ya. Bir anda uçağa bindik falan. Ya hayal ya. Tamamen yaşadığım o gün benim için büyük bir hayaldi. Nasıl geçti o gün? Uçağa bindik. Bir anda herkese iyi geçinmeye başladı. Böyle hani o mutluluğun, o son dörde kalmanın verdiği mutlulukla. İndik, odalarda tutulduk zaten gizli böyle. Bu arada uçaktan indik ya. Bir anda böyle işte korumalar, bizi göstermiyorlar falan. Biz şimdi... Bir anda adadan çıkmışız, şoka girdi herkes, nasıl yani falan ha, şey tripleri, şöhret mi falan tripleri böyle. Evet, değil mi? Ondan sonra son dördün zaten manzarası, o konuşmalar, o hisler hiç unutulmaz ya. Çok büyük, inanılmaz büyük bir anı benim için. Çok büyük bir anı. Neticede yarışmadan çıktıktan sonra ve yarışmanın etkisiyle var olan ve büyüyen bir kitlenin yönetimini bir insan nasıl öğreniyor? Onu sen etkileşim kura kura mı anlıyorsun? Nasıl konsolide ediyorsun? Bağın nasıl? Aleyna fanlarıyla. Fanlarımı çok seviyorum. Hepsi kardeşim yaşındalar aslında, küçükler. Ve kardeşim gibi görüyorum hepsini. Çünkü sevilme duygusu onlar tarafından. Yani beni örnek alıyorlar. Ben bunu biliyorum. Ne giydim? Aleyna abla ne giydin? Aleyna abla nereye gittin? Aleyna abla hangi ojeyi sürdün? Sürekli DM'im bu sorularla dolu. Ben de tabii ki hepsine cevap veremiyorum. Böyle zaman zaman storyler atıyorum, jestler yapıyorum vesaire. Ama inşallah böyle bir Şubat sonu bir buluşma yapacağım. Bayram buluşması. Hepsiyle. Evet. Ne diyorsun? Hepsine böyle COVID var ama maskeyle sarılmayı düşünüyorum. Çünkü o sevgi, o fanlık sevgisi çok ayrı bir şey ya. Ben de bir Rihanna fanıydım çünkü. Oradan böyle hissediyorum. Çok güzel bir şey. Yani inşallah Şubat sonu görüşürüz hep birlikte ya. Hepsini çok severim. Yarışma bitti. Söylediğin şarkı çok... Yarışmada herhalde söylediğin, TV8'de de sonra çıkan şeyler olmuştu. Hı hı. Şarkı sesini çok beğenmişti. Şarkı çıkardın. Hı hı. Kendini neye dönüştürmeyi düşünüyorsun? Yani sadece bu alanda mı ilerleyen bir Aleyna? Yoksa ben oyunculuk da deneyeceğim, şunu da deneyeceğim, bunu yapacağım. Daha yerlerimin %10'unu anca tamamladım mı diyorsun? Ben seni dinlemek istiyorum. Ne derdin var hayata karşı? Ne beklentin var? Benim hayatım geçen sene değişti. Şöyle değişti. Ben çok farklı bir yolda ilerliyordum. Yurt dışında okumak için senelerimi verdim. IELTS'ler, TOEFL'lar, krediler çekildi. Annem burada mesela atıyorum arabasını sattı, benim okuluma yatırdı, evi sattı, yatırdı. Yani tamamen kızına yatırım yapan bir kadın vardı benim hayatımda ve Cansu'nun durumu da ortada. Şimdi bunun üstünde bende hep büyük bir sorumluluk duygusu vardı zaten. Küçük yaşta annem babam ayrıldı. Ya bu konulara çok girmek istemiyorum ama hep böyle biraz travmalı bir çocukluk geçirdim ben.
Ve üstüne Cansu'nun bu olayı, doktor hatası yüzünden olmuştu çünkü. Annem tek başına mücadele ederken benim için hayatın çok büyük bir riske attı ve dedi ki... İki kardeşim illan eğer. Evet. Ve dedi ki ben senin okumanı istiyorum. Başların mala mülke dedi. Evini sattı. Arabasını sattı. İki varlığını sattı benim için. Sırf ben dil öğreneyim, hedeflerime ulaşayım diye. Ve ben oradayken bu sorumluluğu hiçbir zaman bırakmadım. Çok arkadaşım var orada. Gidip geri dönen. Ailelerin geri çektiği. Yani çalıştım, burs kazandım, istediğim bölüme girdim. Sonra kışın pandemideyken Türkiye'ye geldim. Online derslerimi yaparken başvurdum Survivor'a. 10 tane elemeden geçip parkur testleri, şunlar bunlar seçildim. Ve şunu fark ettim. Ya insanlar bu medya sektörüne girebilmek için şarkıydı, müzikte, oyunculukta her anlamda bir ömür biçiyor buna değil mi? Ömrünü veriyor ve bir yerlere gelebilmek için. Şimdi benim finalde ayağıma kadar teklif geliyor. Oyunculuk anlamında hani aynı şekilde diyorlarken değerlendirelim, bir derslere başla, hani bir görelim yeteneğin nasıl. Şimdi ben bunlara nasıl hayır diyeyim? Şu anda çok genç yaşta eğer içimde böyle geliştirebileceğim bir aleyna varsa ben şu an bunlara hayır diyemem. Okulum bir şekilde bitecek zaten. Bir senem kaldı diplomayı almama. Ama şu anda böyle hayatımın sanırım en değişik ve en heyecanlı zamanlarını yaşıyorum. Eğer şarkı anlamı zaten kesinlikle çok okey olduğum bir durumda yani istiyorum. Müzik anlamında ilerlemek istiyorum. Ama eğer böyle kendimi keşfedebildiğim çok farklı yerler çıkarsa oradan da ilerlerim yani hayat bu sonuçta. Şimdi geldin pandemide, online devam ediyorsun. Başvurdun Survivor. Anne demedi mi? Kızım hayırdır sen yani bu kadar? Yansıtmadım annemlere çok. Çünkü ben biraz şuna da inanıyorum. Kimse bilmiyordu. Ben gidene kadar artık sonlara doğru anneme söyledim. Totem anneme kardeşim yani. Biliyordu. Kimse hatta ailemden birçok kişi küstü falan bana yani söylemedim niye diye. Niye seçtiler? Sence? Bence genel... Yeteneği falan geçiyorum spor şu bu. Farkındalık dayanan. Yaratmak önemli. Yani enerji olabilir. Enerji kesindir de. Ne kattın o görüşmede sence? Görüşmelerde? Ya sanırım orada böyle doğru bir orada seçim uçak oldu. Mühendisliği okumam çok dikkat çekti. Çünkü oradaki katılan herkes besyo, işte voleybol hakemi, antrenör falan. Hani çok böyle full spordu. Ben burslu voleybol zaten beach voleybol oynuyordum. Hani Amerika'da okuyorum işte uçak mühendisliği okuyorum deyince orada bir hani bir baktılar yani var, ne oluyor için. Diye. Tabii canım hani yerine o şekilde ben onun çok büyük kapı açtığını düşünüyorum. Yani hayatımdaki yaptığım bu yol benim hani bu yurt dışı muhabbeti bana böyle bir kapı açtı. Hani ben orada mesela İstanbul Üniversitesi normalde mühendislik fakültesini kazanmıştım. Hani orada okuyorum deseydim belki bu kadar farkındalık yaratmayacaktım. Çünkü oraya başvuranların hepsi yani bütün kitle genelde spor geçmiş, besyo. Besyo falan çok var mesela. Ben en büyük farkındalığın onun yarattığını düşünüyorum. Bir de enerji sanırım ya. İkisi. Normal hayatında insanları etkiler misin böyle oturduğunda ya da evet sosyal biridir, geyik biridir. Şöyledir, insanların tercih ettiği, insanların derken erkeklerin demiyorum, hani seninle tanışanların önyargıdan bağımsız, aa çok kafa kız, işte görüşün falan dediği kişi misin normalde? Bana insanlar çok önyargılı yaklaşıyor hep. Neden? Tabii bayağı neden? Şey diyorlar. Neden? Burnu havada, neden? Soğuk. Hatta öyle bu mi? Soğuk olayı değil. Mesela 3 gün önce yaşadım biliyor musun? Ne oldu? Bir yere mi girdin bir ortama? Evet bir ortama girdim. Ortamda daha önce gördüğüm birisi. Bir diğerine çok soğuk kız diyor ve o da bunu ağzından kaçırıp söylüyor. Yani senin çok soğuk kız olduğunu söyledi falan diye. Ben de bir düştüm yani dedim. Ben mi soğuğum yani? Etkiliyor bu arada sevmediğim şey? İnsana karşı yine çok soğuk olmam biliyor musun normalde? Bana çok kötü bir şey yapmadığı sürece ben hep sıcakkanlıyımdır. Ama aslında soğuk olmak gerekiyor. Soğuk mesafeli ya da? Mesafeli olmak gerekiyor bence. Bazı ortamlar şimdi sen de şimdi bir ortama girdiğinde hani insanların gözü sende. Bir de kalabalık ve flaşların olduğu ortamlar oluyor. Davetler olduğu zaman o an insan kendi karakterini yansıtmıyor zaten. Ve orada düşünülen şey yanlış olabiliyor. İnsanlar o yüzden senden soğuk. Hayır değil. Bir seni tanımaları gerekiyor. Aslında 2-3 cümle konuşulsa gayet anlaşılır bir duruma gelirim yani. Ama benim zaten insanlara kendimi kanıtlama gibi bir çabam yok yani. Niye onunla uğraşayım ki? Ben buyum ama hani. Senle bile mesela konuşurken hissederek konuşuyorum değil mi? Biz evet, seninle... Bir şey anlatıyorum az önce. Ne anlatıyor? Bir şey anlatıyor. Berya gibi böyle üzüldüm dinliyorum falan. Böyle biraz şeyim, duygularımı hemen böyle hızlı yansıtırım. Mutsuzsam direkt anlarsın. Düşerim mesela direkt hani. Güzel bir o şey. Kötü bir özelliğim bence. Bence kötü. Sana güzellikler de katıyor bence. İkinci şarkı diyorsun. Onun dışında nasıl gidiyor? Normal influence etme hikayeleri devam ediyor anladığım kadarıyla. Şu anda öyle evet. Vakti nasıl biraz... geçiyor?
Ya şöyle Ferit, şimdi çok enteresan. Ben davetlere gidiyorsun bak sürekli. Bak şimdi sana şunu söyleyeceğim. Aslında gitmiyorum. Çok geziyorsun. Seçiciyim biliyor musun? Davet muhabbete çok seçiciyim. Şu ana kadar mesela bir sürü gelmiştir ama şey süreci çok geçirdim. Şey diye hiçbir şey anlatamayacağım insanına. Çıktım ya. Bunu bana hep söylüyorlardı. Bir 6-7 ay kendime gelemedim. Evden çıkmak istemiyorum. İnsanların içine gitmek istemiyorum. Uzun sürdü o kadar. Yoruluyorum. Sürekli bir uyku hali. Çünkü orada sürekli özgürlüğün yok ya. 7'de uyandırılıyorsun. Al çantanı, safarilerle oradan oraya, botlarla oradan oraya. Oyun öncesi bekle, işte parkuru şunu yap. 6 ayım sıfır özgürlükle geçti yani. Şimdi bir anda o süreçten çıkınca da uyumak istiyorum, yemek istiyorum, uyumak istiyorum, yemek istiyorum. Survivor önceki Aleyna çok daha hayat olarak düzenli ve spor aşığıydı. Şu an var ya, spora o kadar zorla gidiyorum ki ben Amerika'dayken saat 7'de kalkıyordum. Bak 7'de, 10'da okulum var ya, kardiyo yapıyordum her gün. Şimdi geçerken hatta Buse ile geldik, onu konuştuk dedim. Ben dedim, ne kadar hırslıymışım ya, 7'de bir insan neden kalkar spora gider, kafayı mı yedim falan diyorum kendi kendime. Şu an çok zor mesela, şey bulamıyorum çok, motivasyon. Ama dengede kalıyorsun, sapıtmıyorsun şey olarak. Evet. Onu yiyeyim, bunu yiyeyim falan, mahvolayım, formum bitsin. Aynen. Hızlı çalışmak. Göreceğiz bakalım. Şimdi bomba bölümlere geliyoruz. Her bölüm, her programda sorduğumuz sabit konseptimiz evet. var. En son en çok da başlamak istiyorum. En son en çok istediğin şey neydi? En son mu? Doğru söyleyeceğim. Cansu ile ilgili. En son en çok istediğim şey bir an önce davanın çözülüp kardeşimin imkanlarına kavuşması bu. Ne durumda? Yani tıp anlamında. Ameliyat olması. İşte ona daha böyle yaşanabilir bir ortam oluşturmak. Ama bunlar da imkan gerektiriyor yani. Yani dört duvar arasında olmuyor yani. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? En son en çok hüzünlendiğim an dün. Dün bir ağladım. Ama çok yani şey spontane gerçekleşmiş bir olay. Böyle bazen çok gerilirsin, biriktirirsin içine. Çok sebepsiz yere ağlarsın ya. Tamamen öyle bir an yaşadım yani. Ben bunu açarım abi. Ne oldu? Yani şöyle. Şöyle oluyor. Şimdi ben insanlara kolay kolay hayır diyemiyorum. Böyle bir özelliğim var. Yani sen bir şey söylersen seni kırmamak için tamam derim. Ama onu içime atarım. Ben nasıl hayır diyeceğim? Ben nasıl şunu yapacağım? Doğal olarak ikili üçlü ilişkilerde çoğu insana hayır diyemediğim için birçok şeyi iyi geçineyim yani. Hani kötülüğe gerek yok, hani yol yapalım, sıcak olalım derken çok arada kalıyorum. Yani inanılmaz arada kalıyorum. Bu yüzden bunun verdiği bir dolgunlukla dün bir ağlama geçirmiştim. Oydu sanırım, hüzünlendiğim. Ne tetikledi acaba ya? Evet bir dolgunluk ama bir şey üstüne de geldi gibi sanki. Geçti mi sonra? Bir şey üstüne... Ağlar mısın? İnsan ilişkilerim, çok ağlarım. Çakalmam da ağlarım yani. Mutluluktan da ağlarım. Hüzünlenince de çok ağlarım. Ama benim için ağlamak kesinlikle bir motivasyon kaynağı. Yani ama yormuyor mu? Çok rahatlıyorum ya. Baş ağrısı yani falan. Kötü enerjiyi çıkarınca, çünkü uzun süre ağlayınca bir daha ağlayamıyorum. Bir 3-4 gün falan ağlayamıyorum. Uzun süre ağlayamıyorum. Aynen. O yüzden o 3-4 gün en azından daha sakin geçiyor benim için. En son en çok neye hayır dedin? En son en çok neye hayır dedim? Siyah giymemeye. Neden? Sevmiyorum siyah giymeyi. Ama yine siyahları giydim geldim. Siyah giymeyeceğim. Bilmiyorum ya, Türkiye'de biraz şey var. Herkes koyu giyiniyor, siyah giyiniyor ya. Renk yok ülkede. Ben mesela bunu çok fark ediyorum. Abi zayıf gösterdiği için de olabilir yani. Ama herkes simsiyah yani. Sivitim atasım geldi. Biraz böyle bir renkli şey giyinelim. Ben de işte renkli giymeye çalışıyorum o yüzden. En son böyle siyah birkaç işte stilistinle falan hani konuşurken o da siyah çok seviyor mesela. Ben diyorum ki siyah hariç her şeyi giymeye okeyim falan oluyorum. Sonra günün sonunda yine siyah giyiyorum. Senin sosyal medyan renkli değil mi ama ya siyah? Evet renkli. Normalde renkli. En son en çok neye şaşırdın? En son en çok neye şaşırdım? Nasıl dedikodular aklına geliyor, şaşırdı dedikodular şahit oldu da. Magazin. Nasıl aklıma neler geliyor? Şu, neye şaşırdım? Bu olmaz. Aa, bunu söyleyemem. Şöyle. Ne? Bunu evet. Yaklaşık 15 dakika önce konuşuyorduk. Evet. Sosyal medyada evet. Bütün herkes mutlu görünüyor. Değil mi?
Bütün evlilikler mesela çok mutlu bir sürü çift sayabilirim sana görünen. Bir aldatma hikayesine ama şahit olmuş. Evet. Herkes mutsuz ilişkilerinde. Mesela buna çok şaşırmıştım. Ya dedim o kadar, daha dün fotoğraf paylaştılar çok mutlular mesela. Ya da ne bileyim sürekli göz önüne böyle geliyor herkes. Ama insanların içinde ilişkilerinde mutsuzlar. Yani demek ki ne kadar mutsuzsan o kadar mutlu yansıtmaya çalışıyorsun ki olaylar ayrılıklara kadar, boşanmalara kadar gidiyor. Bu da çok şaşırmıştım mesela. Artık kimse ilişkilerinde eskisi kadar mutlu değil. Ben düşünmüyorum yani ilişkiler eski sağlığında da değil. Neden sence? Retro falan diyorum. ya böyle tahammül azaldı insanların birbirine karşı. Ekonomik sıkıntılar genel olarak. Çok genel cevaplar vereceğim ama. Bir şey söyleyeceğim ama. Ne diyeyim yani? İnsanların, çiftlerin birbirlerini aldatması, bu da ilişkilerinin mutsuzluğa dönüşmesi, ayrıldıklarının evet kaynağı olarak gerekçelerimiz bunlar mı? Mesela şu olamaz mı? O kadar artık bir şeyleri çok hızlı ve sık tüketiyoruz ki ve doymuyoruz evet ve tamamlanmıyoruz ki daha evet fazlasını ve daha evet iyisini. Erkek milleti doymuyor. Ben onu fark ettim. Ya. Bunu istiyordun değil mi? Bunu istiyordun değil mi? Hayır abi, haksızlık ediyorsun bence. Yok öyle. Ben ya bir, ama çevremde şey çok ne var çok ya var? Mesela bakıyorum. Kadının abi adam evli. Tamam. Niye adamı kadın da evli ama kadın ama kadını, da kadını görmüyorum aldatır. Hep böyle bir adamların çıkıyor adları. Anladın mı? Sürekli bir orada görüyorum, şurada görüyorum, onunla birlikte görüyorum. Hani artık normal bir şeymiş gibi ve enteresan tarafı da şu. O evde oturan kadınlar var ya mesela, buna mesela göz yumuyorlar ya böyle hani şey modu, ben zaten ana karakterim. Hani kalayım. Bu da mesela bana çok garip geliyor. Ya bu bir ihanet değil mi? İhanet kabul edemeyeceğim tek şey. Ve bence hiçbir kadın kabul etmemeli zaten bunu. Doğru. Hiçbir erkek de aynı şekilde. Erkekler için de aynı şeyi söylüyorum. Lütfen erkekleri de savunmuyoruz. Erkeklerin hakkında savunmuyoruz. Aynen öyle yani. Bu durumda kalan erkekler de olabilir. İnanmıyor. Az da olsa olabilir. İnanmıyor. Onlar açısından da aynı yani. Bir insan özelse tek hissetmeli. Asla asla yani çift. Çift eşlilik. Sana tek çizilir hissettiriyorsa ama arka tarafta başka şeyler de yapıyorsa ve haberin yoksa bu durum yerine. Öğrendiğim an mahvederim yani adamı. Mahvedeceğine eminiz canım. Rezil ederim. Çok aşıksın. Diyelim. Evet. Kendinden geçmiş durumdasın yani. Adını sorduğunda direkt söyleyemiyorsun, ilk o aklına geliyor. Tamam. Yeme içme falan, sevmediğin şeyleri yiyesin geliyor artık. Hı hı. Beslenme alışkanlıkların bile değişti. Karıncalanıyor, böyle kaşınıyorsun, kaşıyorsun ama kaşınmıyor falan ama çok gıcıklanıyor falan. Çok aşıksın yani. Kendinden geçmişsin. Ömrünü geçirmeyi düşündüğün tek insan. Evet. Yapmış bir hata. Yani uymuş o şeytana yani o anın şartıyla onu yapmış yani ve geldi ağlaya ağlaya dedi ki Aleyna belki beni hiç affetmeyeceksin ama ben seni ömrünün sonuna kadar seveceğim fakat ben böyle bir şey yaptım. Hı hı. Ne yaparsın? Kimle? Nerede? Nerede? Önce ya, bunları bir sorgularım. Bir. Aşk işte bir arkadaşlar. Numara. Şimdi bir erkek karşıma girip ağlayarak bunu söylüyorsa eğer. Gerçekten sana aşık. Pişman olmuştur. Tabii. Anladın mı? Hani bunu gelip söylüyorsa. Tabii. Ama şöyle de bir durum var. Benim öğreneceğim korkusuyla gelip önce benden duysun diyorsa o başka. Yani ondan zaten onu korkuyordur anlarım ama. Onu anlarım ama direkt. Ben direkt ayrılırım. Bak direkt söylüyorum, ayrılırım. Çektirebildiğim kadar da çektiririm. Zaman geçiyor. En unutulmayacak dediğim insanları unuttum hayatımda. Yani asla unutmam. Hayır, bendeki yeri çok farklı. Seri şu an adını bile hatırlamadığım çoğu insan var yani. Seri atışlar. Ama aşıkken öyle adını değil işte. Adını nasıl hatırlamıyorsun? Stoklamıyor musun? Bak gerçekten inanmayacaksın. Survivor'dayken belki de besinsizlikten. İki hafta boyunca o çocuğun adı neydi diye düşündüğümü hatırlıyorum ya. Hatta kime söylemiş? Baran'a mı ne söylemiş? Ya, ona dedi ki hatırlamıyorsun da değil, saçmalama. Yok, çocuğun adını mesela unuttum. Adı asker, gelmiyor aklıma. Askerlikle anlıyorsun değil mi ama gerçekten insan anlamıyor yani. Anlıyor, beynim falan durmuştu yani. Ve orada dedim ki ya asla unutamam dediğim insanları unuttum. Gerçekten unuttum. O yüzden hayatımda olan insan için de şu an bunu düşünüyorum ama ileride onu da unutabilirim sonuç olarak. Zaman geçiyor, zaman her şeyin ilacı. O yüzden öyle bir hata yaparken, onu yaparken düşünecekti. Bana şu an geldiyse eğer o şekilde, onun daha dönüşü olmaz bende ya, zannetmiyorum. Larıyı bilmiyorsun neler yaptığını yani. Hayır. Çaldı telefon. Hatta şu an zırlıyor falan. Aha. Çok acil, mesaj geldi, çok acil, evet, ara falan.
durdurduk kaydı. Açtın şimdi. Telefondaki ses alo dedi. Sen hatırladın o ses işte. Ve sana bir şeyler söyledi. O an yani müsait değilim deyip cool bir şekilde kapatır mısın? O an böyle bir bulunduğum bütün ortamdan sıyrılıp. Benim şöyle bir özelliğim var Ferit. Sevmeyi bıraktığım an benim için çok sıradan bir insan haline geliyor. Yani o his bitiyor ya bende. Anılar. Bitti mesela. Anının hissi de yok artık. Fotoğrafa bakıp sadece güzel gümüş deyip geçiyorum. Anı bittiği an bitiyor bende. Yani direkt bitiyor. Bu arada hayatımda zaten başka birisi varsa çok geçmişler olsun. Yani çok geçmişler olsun. Ama yoksa da duygu bittiği an ben de yokum asla. Bazı insanlar şey oluyor ya Aleyna. Evet sen gibi yaşayıp ya işte atıyorum onunla ya güzel bir şey yaşıyor, bitiyor. Bitiyor gerçekten. Sonra başka kaybını çarptırmış olduğunda onu yaşayabiliyor. Bazı insanlar da genelde de iz bırakan biri oluyor. Onun dışındaki her şey böyle şekillenebiliyor. Ya ben aslında herkesin hayatında iz bırakan o kişinin biraz derdinde olduğum için bunu irdeliyorum. Sende böyle bir şey yok, defterleri kapatan biri misin yani? Ben de hayatımda ya bana çok şey öğretti dediğim geçmişte kimse yok. Ama iyi ki o süreç geçmiş, hiçbir ilişkimden asla pişman değilim. İyi ki o süreç öyle geçmiş, bana iyi gelmiş o süreçte ki onunla birlikte olmuşum. Tek sebep bu yani benim için geçmişe baktığımda. Burada demek ki o zaman bana hani çok iyi gelmiş. İlişki böyle konusunda gamsız ama olduğunu düşünüyor musun? İş mi? İlişki konusunda gamsız olduğunu düşünüyor musun? İlişki konusunda gamsız olduğumu düşünmüyorum. İlişki sonrası evet gamsızlaşabilirim ama ki ilişkisi bence herkes öyle olmalı. Ama ben mesela ilişkideyken aşırı seviyorum yani. Geleceğiz challenge bölümlerinde. Şimdi sadece o bilecek bölümümüz. Bu bölümde vereceğin cevapları çok merak ediyorum. Şimdi anlatayım. Bu bölümde sorduğumuz soruların hikayesini dinlemek istiyoruz varsa kime söylediğini. Ben ve izleyiciler bilmeyecek. Öznesi yok yani sorunun. İlk sorumuz ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Yani geçmişten bugüne kadar herhangi bir konu olabilir, kişi olabilir. Senden bir hikaye dinlemek istiyoruz. 3-4 sene önce falan başıma kötü bir olay geldi. Çok sevdiğim bir abim dediğim bir insan beni gurbette olduğum için ve bana yakın olduğu için bir arkadaşıyla tanıştırdı. Dedi ki yani bu kesinlikle güvenebilirsin, bu abine bir başın sıkıştığında bir şey olduğunda mutlaka en yakın bu atlar gelir. Ben de yani kaza yapmıştım, bir trafik kazası. Tekerleğim kopmuştu yani otobanda. Amerika'daki yollar da bayağı büyük ve çok hızlı gidiyor araçlar yani. Korkudan titreyip sağ çektim arabayı. Ne yapacağımı şaşırdım. Zaten yalnızım yani. Aradım direkt, dedim abi böyle böyle bir durum var falan. Durumu işte izah ettim. O akşam bana yardımcı oldu sağ olsun. Sonra çok farklı şeyler hissetmeye başladım yani. Benim o an onu kötü zamanımda aramam onu çok farklı duygular herhalde hissettirmiş. Ve bana çok farklı bir şekilde yaklaşmaya başladı. Ben de birkaç böyle olaya tanıklık oldum ve tamamen ilişkimi kestim. Hiçbir şekilde görüşmüyorum. Ve tavrımı belli ettim. O çok sevdiğim abime de bundan bahsetmedim. Çünkü ben kötü durumda kalırım, beni yanlış anlar diye. Ve benim çok enteresan bir şekilde o abimle aram açıldı. Bana bir anda böyle bir hani tavır takınmaya başladı. Ve sonra öğreniyorum ki o kişi beni çok farklı bir şekilde yansıtıyor o abime ve benim o yüzden aram açıldı o insanla, yani abim dediğim insanla. Ya yani olayın kesinlikle bu tarafını o kişi yansıtmıyor. Çok farklı bir şekiller anlatmış ki adam bana karşı böyle bir tavır aldı yani. Keşke orada olayın tamamen bana nasıl davrandığının, abi diyordum çünkü ona da, o şekilde anlatsaydım ki benim o akrabamla aram açılmasaydı mesela. Bu olaydan çok muzdaribim. Ya klasik ama insanı üzen maalesef. Ya ben orada çünkü sana yani abi demişim, orada bir kötü bir durumdayım yani. Sen de bu kötü durumu avantaja çevirme çabaları falan hoş değil ya. Ama gurbette bir laf vardır. Yani gerçekten ona benzer bir şey yani. Çok 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 kötüydü. Bayağı kötüydü benim için. O yüzden insanlara güvenmemem gerektiğini yani ben çok küçük yaşta anladım. Çok küçük yaşta yani. O yüzden bu saatten sonra Allah'a gelsin. Nasıl dikkatle dinlediniz pislikten. Evet, bu hikayeyi anlatırken senin de bir gözlerin bende bir odaklan ne diyecek falan dedi. Hikayenin gittiği yer değil de şey insanı üzücü. Gittiği yer klasik sonuçlar aslında. Ve ben bunları aslında mesela orada bunları yaşarken anneme de anlatamıyorum, üzülür diye ya da bir şey olur diye. Peki akrabanla iletişime geçmeyi adım attın mı?
Hayır. Ha evet. Bir sene önce falan görüştük. O da bana şey dedi, keşke bu olayın böyle olduğunu öğrenseydim dedi. Hani kusura bakma, o bana böyle anlatmadı falan dedi. Ben dedim yani abi hani sıkıntı yok, ben seni çok seviyorum. Sen bana cebimde 100 dolarla gittin ben Amerika'ya. Bana evini açtı. Okulum falan hani düzene girene kadar bana aylardır hani onun evinde kaldım yani. Çok da seviyorum hala ama biraz dolduruşa geldi yani. Aramız açıldı, yapacak bir şey yok. Kendini affettireceğin bir andasın şu anda. İkinci soru. Seni dinliyor, anlatır mısın? Ya. Seni çok seviyorum. Bana ya babamın çok belki kısa bir süre görüştük yani. Ama babamın yapmadığı babalığı fazlasıyla hissettiren bir insandı benim için. Belki de o yüzden bu kadar çok seviyorum. Benimle ilgilenmesi, hani maddi anlamda mesela bir mont alıyordu, çok mutlu oldum. Çünkü babam hiç böyle bir şey yapmadı bana. Hani o sıcaklığı bana hissettirdiği için onu gerçekten babam gibi görmeye başlamıştım. Bir de hani yurt dışındasın, yalnızsın falan. Hani kapısını açtı ya, ailesiyle birlikteydim yani kısacası. O yüzden onu çok seviyorum. İnşallah en yakın zamanda da ziyarete gelirim. Aa, çok tatlı. Ona verdin o cevabı. Yarışmada neyi sence doğru yaptın? Neyi sence yanlış yaptın? Yarışmada şunu doğru yaptım. İyi ki yalnız kaldığım bir süreç olmuş. İyi ki insanlardan kopmuşum. Bunu iyi ki yapmışım diyorum şu anda. İyi ki planlı gitmemişim. Bunu da iyi ki yapmışım diyorum. Çünkü yaşadığım her şey spontane gerçekleşti orada. Bir kez bile konser öncesinde konuşma yapacağım diye düşünmedim. Hatta o yüzden bazen konseri dinlerken diyorum ki hiç konuşamamışım falan diyorum kendi kendime. İnsan biraz pratik yapar. Üç kelimeden birisi gerçekten Aleyna falan diyorum ben kendi kendime. O konuda çok mutluyum. İyi ki de öyle olmuş. İyi ki yapmışım dediğim. Yapmamışım, keşke yapmasaydım dediğim şeyler de orada boşuna böyle bir samimiyet oluyor ya sonlara doğru. O olurdu herhalde. Keşke diyorum ama yapacak bir şey yok ya. İyi bir arkadaş mıydın adada sence? Adada çoğu kişiye göre hiç öyle bir insan değildim ya. Ben bazen şaşırıyorum, diyorum ki ya ben uzaktan nasıl bu kadar hani kıl bir insan gibi görünebiliyorum diyorum. Çünkü anlaşamadım, çok insan vardı benim adada yani. Çok vardı bayağı. Adanın yarısıyla anlaşamıyordum. bu bölümün son sorusu. Magazin var mı dedik ya. Magazinimiz yok, şöyle bir bölümümüz var. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Soru bu. Haydi söyle onu nasıl sevdiğini. Onu nasıl sevdiğimi tarif ederim. Burada şunu istiyoruz. Kim, tabii yine kim yok. Sen nasıl birini bu sevebilirsin? Bu bir kişiye olan... Evet. Yani evet. Kardeş evet. Sevgisi değil bu, ilişki evet, sevgisi. Abi. Evet abi, ilişki sevgisi. Şöyle söyleyeyim mesela... belki de eskiden çok cesarettim. Cesaretliydim daha doğrusu. Ya o kadar çok seviyordum ki mesela... onun için ülke değiştiriyordum, taşınıyordum falan böyle. Okulumu değiştiriyordum falan sırf onun yanında olabilmek için. Bu çok büyük bir şey aslında yani. Tutkulu düşündüğümde. Yani ülke değiştiriyordum. Düşünsene şu an mesela bir anda her şeyini bırakıyorsun, pat gidiyorsun. Bunu yaptım yani defalarca hem de. Aynı kişi için mi? Evet. Mi? Evet. Bir kişi için zaten yapmıştım. Onu o zaman çok sevdiğim için. Çünkü benim için o duygular çok paha biçilmez olduğu için o an geçirdi yani daha fazla an geçirmek istiyorum, anladın mı? O yüzden daha nasıl kolay olur diye öyle bir şey yapmıştım mesela. Mesela çok tutkulu hikayelerin çok erken finalleri yok mudur? Benim bütün ilişkilerim bir sene falan sürmüştü. Mesela. Ama bir sene sonra da yürümüyor mesela. Bilmiyorum onu nasıl çözeceğim ama. İşte o da kısa ya böyle aslında bir de yani uzun değil. Mesela birlikte yaşamaya başlıyorsun ya diyelim. Şey oluyor biraz böyle. Tabii eski heyecan gidiyor. Ama bence en önemli şey o heyecanı tutabilmek zaten. Bir taraftan bir taraf böyle saldığın bitiyor yani. O ilişki geçmiş olsun o ilişki. İşte çünkü çok çok tutkulu yaşıyorsun. Karakterin zaten... Evet, ben hep istiyorum ki aynı heyecandaki gibi olsun. Hani her şey ilk günkü gibi olsun. O uyandın, müzmin mutsuzluk. Ama ben yapabilirim bunu. Tamam ama müzmin mutsuzluk... Sen yapabilir misin? Ya... Sen ben yapmak değil, senin hayatına girecek insanda bu uyum olmayacaktır zaten. Müzmin mutsuzluğa sebep olmaz mı bu durum? İşte olur. Yani... O yüzden belki de bir seneden fazla ilişkimiz var. Çünkü 7-8 ay sonra artık böyle rahatlıyor insan. Karşı taraf çok rahatlıyor mesela. 7-8 ay geçmiş zaten. Hani ne peki şey, evlilikle ilgili ne düşünüyorsun fikir olarak, fikirsel anlamda? Fikirsel anlamda
Bence bir insan eğer gerçekten ruh eşini bulursa bence yaş falan hikaye yani bayağı. Bir yıl 19 sonra. Yaşında da evlenir, 20'de 30'da da evlenir. Sıkıntı yok ama 31'de boşanır. Yani şu çocuk muhabbeti bence çok bağlıyor insanı. Değil mi? Bir anda farklı bir hayata geçiyorsun. Farklı bir boyuta giriyor yani. Ya bırak analiz yapmayı. Sen ne düşünüyorsun? Ben şöyle düşünüyorum. Büyük konuşmayayım tabii ki ama evlenmem. Yani 30'dan önce sanki zor gibi. Seneye evlendi. Kesin öyle bir şey olacak. Hadise gibi evet. Orada asla çok fotoğraf paylaşmam. Orada çok belliydi değil mi? Hadise hanımın artık evlisi. Ben eskiden şey diyordum. Ben hani erken evlenebilirim eğer gerçekten ruh eşimi bulursam falan. Ama şu an öyle değil ya. Şu an öyle düşünmüyorum. Çok değişti yani düşüncem. Ruh eşin deadline ne olacak? Ben onu merak ettim. Bir yıl. Ya işte o çok kötü bir şey yani. O evlenince de çok kötü bir daha evrak işleri falan boşanla. Kağıt. Kağıt işleri. Çok uzun iş ya. Çok emin olmak lazım. Çok emin olmam lazım. İnanılmaz emin olmam lazım. Ve şunu diyebilmem lazım mesela. Ne diyebilmem lazım? Bak, bak bunu çok merak ettiğim için söylüyorum. Her şeyi geçtim. Bunu hayatımda yaşadığım için hani ilerideki mesela eş adayı için mesela bunu düşünüyorum. Bu adam çocuklara baba olabilir mi? Mesela bence bu çok önemli. Çok klasik belki ya. Aşırı klasik. Biliyorum. Özür dilerim. Ama bu çok önemli bence. Düşünsene seni çocukla bırakıp gittiğini mesela. Ki bunu Türkiye'deki babaların %60'ı yapıyordur bence. Önemli. Türkiye'de babalar, anneler annelik görevlerini çok iyi yerine getiriyor yani istisnalar dışında tabii ama babalarda bir sıkıntı var. Onlar babalık görevini sanki böyle sonradan üstlenmiş gibi falan davranıyorlar. Bazıları hiç üstlenemiyor yani falan. Işte. Tabii tabii aynen. O yüzden o çok önemli. Bende de yara olduğu için o olay. Yani. Ben çocuğuma böyle bir şey yaşatmak istemem yani. Hani. Zaten kimse boşanacağı bir evlilik yapmak istemez ama evlenmem çok zor. İnsanlar artık sanki boşanacağını bildiği evlilikler yapmaya başladı gibi bir furya ya da bir trend olduğuna da inanmaya başladım yavaş yavaş. Şöyle diyelim. Artık insanlar boşanmaktan korkmuyor. Evet. O yüzden evlilikler çok daha fazla bitiyor yani. Çok evet. Daha hızlı bitiyor. Çünkü çok hızlı tüketiyoruz her şeyi. O da onunla alakalı zaten. Tüketiyorsun ne oluyor? Hızlı harcadın, heyecan bitti. Öyle. Ne oldu? Heyecan bitti. Başka yerde arıyor heyecanı sonra. Bu arada bize bir şey anlat ya. Yarışmayla alakalı. Bir anı istiyorum. Bir anı? Evet, bir anı istiyorum. Onu izleyiciler şey yapmasın, bu kadar izlemiş olacaklar. Öyle bir şey anlat ki bilmediğimiz bir şey olsun yani. Basic bir şey de olabilir, sadece bilmediğimiz bir şey olsun. Yarışmayla ilgili... Şaşırt bizi yani. Şaşırtayım mı? Şaşırt. Hazır mısınız? Nefesini biz... tuttu ya. Kız orada nefesini tuttu ya. Birleşmeden önce... Kiminle birleşmeden önce? Yani... Ferit kendi çapında espriler yapmaya çalışıyor ama kimse gülmedi, sağ ol. Evet. Şimdi yarışmadan... Birleşmeden önce aklıma aldın şu an. Birleşmeden önce bize bir şöyle büyük bir masa yemekler kuruldu ya. Bizde tabii uzun süredir mideler şu kadarlık midem şu kadar olduğu için yemeye başladık değil mi? Yedim. Tuvalete gittim kustum. Geri geldim. Yedim. Tuvalete gittim tekrar kustum. Geri geldim. Çünkü göz doymuyor. Hani sürekli o tadı istiyorum. 6 aydır yemediğim yemekler önümde değil mi? Rahatsızlar yavaş. Artık midem acımaya başladı kusmaktan. En sonunda tekrar yedim. Bu sefer doldurdum mideyi kusmayacağım diye. Nefes alamıyorum Ferit. Birleşmede şarkı söyleyeceğim. Bir de şarkım da uzun bir şarkı. Ey gidi diye giriyor. Zaten detoneler silsilesi şarkı ama nasıl biliyor musun? Ben şeyim. Belli etmemeye çalışıyorum. Göbeğimi içeri çekiyorum. Bir de göbeği bir şey, açık bir şey giymişim. Yürüyorum falan göbek içeride. Şöyle dik durmaya çalışıyorum falan. Ama şey diyorum, inşallah Allah'ım girişte kusmam. Söylerken şarkı bir anda ilgili böyle falan diye böyle. Orada çok pişman olmuşum o kadar yediğime. Çünkü çok daha iyi söyleyebileceğim şarkıyı batırdım. Herkes beğeniyor ama ben beğenmiyorum o kadar. Vay itirafa bak. O çok tutuldu ya o şarkı. Ama çok çok daha iyi söyleyebilirdim. Çok yemek yediğim için nefesim kesildi şarkıda. Pardon tükürdüm çok. Afiyet olsun. Nefesim kesildi. Onu unutmuyorum. 2-3 kez kusmuştum. Bir de şey hani oradaki dağa taşa kusuyorsun yani hani. Peçete evet. İstiyorum falan da böyle ıslak mendillerimi istiyorum. Çok kötüydü. Ay hijyen anları aklına geldi şimdi. Çok kötüydü.
bombalar geldi. Biz çok tatmin olduk. Umarım izleyiciler de izlerken tatmin olacaktır. Ağzına sağlık tekrardan. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.